Herkese merhaba, ben Taygun. Bugün yeni videomuzda trenlerle alakalı çok önemli şeyler anlatacağım size. Aslında çok basit şeyler ama en sonki videodan dolayı baktım. Trenlerle alakalı bayağı bir sıkıntı yaşayan var. O zaman hemen tren videomuza geçelim ama videoya geçmeden kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. O zaman videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar herkese merhaba, ben Taygun. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz frenler. Çünkü frenlerle alakalı bir video çekmiştim. Biliyorsunuz benim Ibiza'da frene bastığımda araba direkt ABS devreye giriyor ve durmuyordu. Ve bu ciddi sıkıntı yaratıyordu. Yani arabanın hiç durmaması ilk önce kafa basıp kaymaya başladığı anda ABS'nin devreye girmesi gerekiyordu. Ama bunu aynı şekilde yapmıyordu araba. Direkt dümdüz gidiyordu. Hani kitleyip bırakıyordu ve bundan dolayı çok sıkıntı yaşamıştım. Bununla alakalı bir video yaptım biliyorsunuz. Bununla alakalı bir video yapmıştım ve bu videoda da gerçekten çok kişinin bu sorunu yaşadığını öğrendim. Yani yorumlarda herkesin dediği gibi çoğu arabada bu sorun var. Bazen boş ver diyor millet, bazen diyor ki yavaş kullanırım abi diyor ama bu sorunu yaşıyoruz. Şimdi bununla alakalı ayrı bir video çekmek istedim çünkü bu fren sorunu çok basit gibi gözüküyor. Aslında fren sistemi oldukça basit bir sistem olmasına rağmen ustalar düz mantık yaklaştığı için maalesef sorunu çözemiyor. Yani sen ustaya gittiğinde direkt yapacağı şey, abi baltaları değiştirin. Abi hemen de diski değiştirin. Hani hemen bir tanı koymaya böyle meyilliler. Ben de 3 tane frenci gezdim. Hatta 2 tane gezdim, ikisi yapamadı. En son 3. sağ olsun yaptı. Şimdi fren sistemine basitçe bakalım. Fren sistemi ne? Arabanın tekerleğin içerisinde bir disk var. Disk üzerinde bir kampana var. Ve kampanın içerisinde 2 tane balta var. Bu fren merkezi dediğimiz eski sistemden anlatalım. Fren merkezi pedala bastığında yağlı bir basıncı uyguluyor. Baltalar diski sıkıyor. Ve bu lastiğin dönmesini engelliyor. Normal bisiklette vardı ya, sıkardığınız 2 tane pabuçu vardı. Aynı muhabbet. Bunlarda aynı şekilde ne vardı mesela? Bisikletin tekeri yamuk olabilir. Pabucun biri fazla erimiş olabilir gibi durumlar vardı. Tabii teknoloji gelişti artık. Frenler tamamen hidrolik oldu. Hepsi aynı şekilde disk oldu. Kampana hala devam ediyor ama kullanılmaya. Tabii genelde hepsi disk. Şimdi özetle aracın frenleri tutmuyorsa, bak tutmuyor dediğim frene basınca lastikleri durdurmak değil. Normal performanslı bir şekilde frene bastığında durmuyorsan ki sen zaten arabayı kullanıyorsan bu noktada anlarsın ne kadar performanslı olup olmadığını. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şey bir balata. En basit temel ama genelde de hani yeni arabalarda balata uyarı sistemi var. Eskilerde yok. Bir balataya bakacaksın abi. İkincisi fren merkezleri. Şimdi balatanın iyi, diskin iyi olsa bile fren merkezlerinin birisi patlak olduğunda yeterli basınç uygulayamaz. Frene bastığında araba sağa sola kayar. Veya durmaz. Sorun yaşarsın. Fren merkezleri çok önemli. Bir dedik balata. İki fren merkezleri. Üç disk. Diskleriniz yamulmuş olabilir. Bir tarafı fazla aşınmış, bir tarafı aşınmamış olabilir. Her şey olabilir. Diskleri değiştirmekte fayda var. Üçüncü sistem ABS. Genelde bu bahsettiğim sorunlar ABS'de yaşanıyor. Frene basıp durmama sorunu normal eski düzen ABS'siz arabalarda yok. Çünkü diskle yamuk olsa, balıkla yamuk olsa bir şekilde onu kilitliyor ve tamamen aracı durduruyor. Yani dört lastiğin kilitleyip kaymasını sağlıyor. ABS'li sistemlerde artık şöyle durum söz konusu oldu. Bir tane ABS beyni var. 2 ve 4 olmak üzere arabaya göre aynı şekilde ABS sensörü var. Şimdi ABS beyni hatalı olduğunda ABS'nin erken devreye girmesi veya geç devreye girmesine sebep olur. Burada arabanız durmaz. Artı olarak aynı şekilde sağ beyin veya sol beyin var. Bunlar bozuk olduğunda da ya birisi geç devreye girer, erken devreye girer. Yine arabanızın durmasını aynı şekilde maalesef engeller. Şimdi frenlerle alakalı basit bir konuymuş gibi gözüküyor ama çok da yorum aldığım için tekrar bunu anlatmak istedim. Frenlerle alakalı bir sorun yaşıyorsanız ilk önce sadece bilgisayarlı bir frenciye gidin. Bilgisayar olsun. İlk önce aynı şekilde bu bilgisayarlı frenci aracınızın frenlerini bilgisayara bağlayarak test etsin. Hangi taraf kaç derecede tutuyor, kaç derecede tutmuyor. Dört lastik aynı şekilde dönecek. Frene basacaksın, bilgisayar bunun ölçümünü yapacak. Ölçüm yapıldıktan sonra disk, balata, fren merkezi bunlarda sorun yoksa ilk kontrol edilmesi gereken şey ABS sensörleri. Sonra ABS beyni. Bunların hepsini yaptığınız halde de bazen sorun geçmiyor olabilir. Bundan sonraki anlatacaklarım biraz daha uç noktadır. Herkeste olmaz. Basit, herkeste olan bir şey söyleyeyim. Lastik
tamamen %100 alakalı. Lastiklerin dişlerinin farklı olması, mevsim farklılıkları, aynı şekilde lastiklerin zamanı, yılı, her şey arabanın yolda tutuşunu ve frene bastığında fren mesafesini ve düzgün durmasını etkiler. Bunların haricinde de artık belli bir zamandan sonra bunların hepsini yaptığınız olmuyorsa aracı bir şaseciye göstermekte fayda var. Araba daha önce sağ tekerlekten veya sol tekerlekten kaza almış olabilir. Bundan dolayı 1 milim yamuk olsa, çünkü birazcık daha yamulduğunda araba bunu şaseciler ne yapıyor? Pompa yoluyla veya vinç yoluyla düzeltiyor. Bunu aynı şekilde 1 milim bile eksik olsa bunu rot balansçı anlar. Araba böyle olur, hafiften yamuk olur ve frene bastığında da araba kayar. Yani bu noktada da en son uç nokta bir rot balansçıya götürüp aracım çekiyor dediğinizde aracın şasisine, işte ne bileyim kulaklıklarına, rotillerine hepsini bir kontrol etsin. Bunlardaki oynama bile aracınızın fren mesafesini oldukça etkiler. Ben bu sorunu çözdüm. Yine frenle alakalı bir sorun yaşayan olursa yorumlara belirtsin, yardımcı olurum. İstanbul'daysanız aynı şekilde hem parça konusunda hem de sağlam usta konusunda eğer tanıdığınız, bildiğiniz yoksa bu konuda da yardımcı olurum. Lütfen bundan çekti belirtin. Buraya kadar da izlediyseniz artık kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ufak bir yorum atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.